Ya aslında bu tek Yunan adalarında değil. Bir arkadaşımla Türkiye'den buraya gelen market ürünlerini kıyaslamıştık. Euro olarak burası daha ucuzdur. Bu şununla ilgili aslında Yunan işçisiyle Türk işçisinin pazarlık gücüyle ilişkili bir şey. Sizin demokrasi sorunlarını çözmeniz lazım ki bu kadar pahalı tatil yapmayasınız, bu kadar pahalı araba almayasınız, refah gücünüz artsın, eğitim seviyeniz Çünkü tamam eğitimi arttırdın ama o eğitim almış genci sen ülkene nasıl tutacaksın? Bak kaçlara gittiler işte demokrasi ve refah olmadığı için. Herkese merhaba. Bugün yine İlhan Döğüş'le birlikteyiz. Hocam hoş geldin. Nasılsın? Merhaba teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ olasın. Ya bu programda direkt konuya girmeden Berlin nasıl, havalar nasıl, nasıl gidiyor hayat? Bir oradan bir başlayalım dedim. Berlin güzeldir. Havası biraz inişli çıkışlı. O yoruyor. Bazen çok sıcak. Sonra hemen sağanak yağmur ve basınçlı bir hava oluyor. Geçen ay bir 16 sonra bir gün 32'ye çıkıyordu. Tekrar 21'e düşüyordu. Bu aralar biraz stabil gibi ama güven olmuyor. Bir de kalabalık bir şey biraz da. Almanya'nın kalabalık şehri. Küçük İstanbul'u var. Avantajları var. Hoş tarafları var. Yorucu tarafları da var. Büyük şehir olduğu için. Ama iyidir belli. Sen memnun musun peki orada yaşamaktan? Ben aslında Hamburg'da yaşamaktan memnundum. Kendimi de hep hala Hamburg'u görmek istiyorum. Hamburg'u seviyorum. Ama Berlin de güzel yani. Bir diğer yaşadığım şehir Rostock'a göre daha güzel. Ha, tabii Rostock benim için bir yer. <laughs> daha küçük ve daha sadece kapalı bir yerdi. Daha taşra. Metropol biraz daha iyi. Ama Hamburg'un bence iyi tarafı şey daha op timon bir şehir. Yani çok büyük de değil, küçük de değil. Oldukça kozmopolit ve kibar. Konuşulan dil sayısı çok yüksek. Çok farklı kültürden insan var ama şiddetin en az olduğu yer. Gerçekten bir beraber yaşama kültürüne oturtmuş bir şehir Hamburg Berlin biraz daha şey giriyor. Agresif geliyor bana. Anladım. Bugün hocam senle biraz böyle magazinel ekonomi programı yapalım dedim. Sosyal medyada da çok gündem oldu. İşte yaz olduğu için herkes tatile gidiyor. Ama tatilde bu sene tercih edilen en popüler, en gözde mekanlar Yunan adaları ve herkes işte Twitter'dan şey yediğin iş işte içtiğinin fiyatını paylaşıp ya diyor ki bakın burası çok ucuz inanılmaz ucuz işte karşı taraftan Türkiye'den esnafla röportajlar yapılıyor işte esnaf kan alıyor bodrum bitti ayvalık ölüyor falan gibi ben işin şurasındayım yani daha doğrusu sana soracağım soru şu olacak nasıl oluyor da Yunan adaları bizden bu kadar ucuz oluyor hem de euro ödemelerine rağmen insanlar ya aslında bu tek Yunan adalarında değil bir arkadaşımla Türkiye'den arkadaşımla Türkiye'den buraya gelen market ürünlerini kıyaslamıştık euro olarak burası daha ucuzdu yani euroya çevirdiğimizde sadece oradaki Yunanistan'daki tatil değil veya herhangi başka bir ürün. Türkiye'den e, gelenen gelen Türk markalardan mı kastediyorsun? Evet işte peynirdir, belli tüketim ürünleridir vesaire. şey hesaplamış yani Almanya'daki bir askeri ücretli bir bardak bira içmesi için kaç dakika çalışması lazım? Türkiye'de kaç dakika çalışması lazım? Şimdi tabii o göreceli fiyatlar dediğimiz bir oranlamalar son enflasyon rakamları biraz değişmiştir ama ben bu hesaplamayı yaptığım 2020-2021 gibi bir Alman işçisi asgari ücretli bir birey için 15 dakika çalışması yetiyordu. Türkiye'de bir buçuk saat çalışması gerekiyordu. Bu aslında bize göre daha ucuz ne açısından? Bizim alım gücümüze göre daha ucuz değil mi? Bilmiyorum. Belki Yunanistan'daki bir ortalama işçi için orada Yunan adasında tatil yapmak hala yüksek bir ücret demek olabilir. Ya aslında burada ölçmemiz gereken şey bir saatlik tatil için kaç saat çalışmamız lazım? ne kadar emek zaman harcıyoruz. Şimdi oradan bakınca Türkiye'deki ortalama ücretlerinin Türkiye'de Bodrum'da tatil yapmak için kaç gün çalışması lazım? İşte pahalı o yüzden değil mi? Ama Yunanistan için biraz daha düşük olabilir. Bu şununla ilgili aslında Yunan işçisiyle Türk işçisinin pazarlık gücüyle ilişkili bir şey. Birincisi o. Yani Türkiye'deki bir işçi gayri safi milli aslanın, yani Türkiye'deki bütün emeğe yapılan ödemeler, ücret ödemelerin hepsi bir yılda üretilen gayri safi milli asılanın sadece %30'unu satın alabiliyor. Bu çok düşük. Yani Meksika'da biraz bu rakama yakın 40. En vahşi kapitalizm dediğimiz Amerika'da bile bu oran 72'den 1970'lerde 72 iken bugün 65'e düşmüş durumda. Yani Amerikan işçi sınıfı kendisine yapılan bütün ücret ödemeleriyle gayri safi yüzde %65'ine dindirebiliyor. Şimdi ikincisi o. Yani işçilerin alım gücünden baktığımız için bize pahalı geliyor. Diğeri de hani euro'ya rağmen nasıl hala daha yüksek Türkiye'deki şimdi yine şey gelir pazarlık gücünü, fiyatlama gücüne O turizm bölgelerindeki turizm hizmetini satanlar Bence birincisi şu hatayı yaptılar. Tatil talebinin çok esnek olmadığını düşündüler. Ya yani ben ne fiyat çakarsam çakayım gelip alacaklar zaten. Hani bunda zaten belli bir üst kesim geliyor tatile. Onların da geliri yüksek olduğu için çok dert etmezler. Zaten ben onlara tatil değil tatile gitmiş olma statüsünü satıyorum. Yani Bodrum'da bilmem ne otelde kalıp onun Instagram'da storiesini atma ve bununla yaydığı story ve aurayı satıyorum. Çünkü mesela bir örnek vardı. Bir kafe işletmecisi ne soruyor bir arkadaş. Ya senin bu kahve çok bir numarası yok. Kalitesi de çok yüksek değil ama sen bu kadar fiyatı nasıl yüksek satabiliyorsun? Bir kafede dolu. O da diyor ki ben buraya kahve satmıyorum. Ben burada kahve içme statüsünü satıyorum. O mekanda. Çünkü oraya gelen müşterinin fiyat hassasiyeti çok yüksek değil. Belli bir üst kesim olduğu için. Bence orada Türk turist sektöründeki otel sahipleri ya da işte firmalar şeyi çok göz ardı. Bir Yunan adalarının alternatif olabileceğini. Ya başka bir rakip alternatifim var. İki de talep esnekliğinin düzeyini çok küçük gördüler. Dolayısıyla Dolayısıyla zaten enflasyonist bir ortam var. Şimdi enflasyonist ortamda da herkes istediği fiyatı koyabiliyor ve maliyetin artışın çok üzerinde. E zaten abi enflasyon var normal yani. Bir durum 180 TL ise Bodrum'da bir çayda 250 lira olur düşüncesiyle Bodrum'daki bir çay aslında 50 lira olabilecekken bilmiyorum ben şu an Türkiye'deki fiyatlara dair şeyin kayboldu. 250 lira koyabiliyor. Ama burada kendilerini biraz yukarıda konumlayıp müşterilerin alternatiflerini ve taleplerinin esnekliğini küçük gördükleri için yüksek fiyat koyup beklediklerinin altında talep olunca da zarar edip mesela ben geçen bir arkadaş bana söyledi telefonda. Bodrum civarında 200 otel iflas başvurusunda bulunuyor. Biraz işletmecilerin tutumu, biraz işte onların bu alternatifsizlik yaklaşımı. Bir de hükümetin çok regulasyon yapmaması yani serbest piyasa kimin gücü kimine etkiyorsa yani otur durumlar da mümkün. İş e öyle bir hale gelmiş ki hani evet Türkiye'de zaten belli bir kesimin üstünde gelir olanlar Bodrum'a gidiyordu. Bu belli bir gelirin üstündekiler zaten ücretli hani beyaz dediğimiz kısım aslında işçi ama yüksek statülü işçi diyelim. Onlar bile bu fiyatlar karşısında baktılar ki bir şeyler oluyor. Yani kazıklandıklarını hissetmeye başladılar. Tamam önceden umursamıyordu ama ya kardeşim bu kadar da değildi diyorlar. Evet, bir o üst sınırı, sınırı az, var. Bir boyuta geldi evet. evet. Onu diyorum yani o turizm işletmecileri o üst sınırı küçük gördüler. Hesaplamadılar. Fazla göz önünde almadılar. O talebin esnekli derken onu kastediyorum. Tabi de alternatif yani Yunan adalına gitme şansı doğunca oraya gidince sen de açıkta kalıyorsun. Yani şöyle düşünüyordum. Ben geceli 50 dolara satsam 100 kişi gelir hasılatım ne olur? 5000 dolar gecelik. E ben geceli 100 dolara yapsam 90 kişi gelse o zaman 9000 yapıyorum. Ama işte 90 kişi gelmiyor. 40 kişi geliyor. O zaman 4000'e düşüyor hasılat. 5000 üstüne çıkmıyor. Onu biraz doğru kavrayamadılar bence. Anladım hocam. Bugün ikinci bir soracağım şey de yine böyle haberlerde gezinirken gördüm hatta birisi de sosyal medyada paylaşım yapmış. Şöyle ki Almanya'nın otomotiv devi var Volkswagen ve en karlı işletmelerinden birisi bu. Bu firma ürettiği bütün otomobilleri dünya çapındaki bütün otomobilleri elde ettikleri kâra bölüyorlar ve otomobil başına bin küsür euro bu fabrikanın bu işletmenin kâr ettiği görülüyor. Bütün o her şey çıktığında net kârı otomobil başına bin küsür euro. Fakat Türkiye'ye ilgili şöyle bir ilginç durum var. Türkiye'deki en uygun Volkswagen modelinin sıfır satış fiyatından Türkiye Cumhuriyeti Devleti 500 bin TL civarında bir vergi alıyor. Ve insanlar diyor ki hani ya nasıl olur da bunu üreten fabrikadan daha fazla Türkiye gelir elde eder. Buna ne diyeceksin hocam? Yani bu Türkiye'nin aslında 2002 sonrası içine sokulduğu cenderenin iktisat politikasının sonucu. Vergi gelirlerini, üretimi, tüketimi her şeyi ithalata bağlayıp ithalat arttıkça vergi gelirini arttırıp bütçe açığını kapatmaya dayalı bir model. İthalat arttıkça hem vergi geliri artacak ve bütçe açığı kapanacak hem de enflasyon düşecek çünkü ucuz ithalat sayesinde ve ucuz dolarla. Bunun ceremesini çekiyoruz aslında. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki bu sefer cari açık çok artıyor. Çünkü büyüdüğünüz zaman insanların geliri artıyor zaman tüketmek isteriz zaman ne tüketiyor? ithalat et. İthal ürünün dışında bir şey yok. İçeride üretseniz bile girdi mallarınızı ithal etmek zorundasınız. Yani ihracatımız arttı deniyor. Mesela çok saf bir 1 dolarlık ihracat yapmak için Türkiye'nin 70 sent ithalat yapması lazım. Enerji girdi ham madde. Şimdi o zaman böyle bir ekonomide devlet temel olarak talebi esnek olmayan ürünlere vergi koyarak geçiniyor. Şimdi ithalat yüksekken işte KDV, ÖTV ile bu araba, bilgisayar, teknoloji ürünleri vesaire belli bir üst gelir grubunun talep ettiği ürünler vergi koyuyor ve oradan vergi gelirini besliyor. İthalat düştüğü zaman, ekonomi daraldığı zaman da bütçe açığa arttığı zaman da bu sefer yoksulun talebi esnek olmayan ürünlere vergi koyuyor. Kim nedir? Çay, şeker, benzin, elektrik, doğalgaz, un değil mi? Bunlar hep zaman zaman haberlere geliyor. Ne zaman? İthalat düşüp bütçe açığa arttığı zaman. 2000'li yılları hatırlayın. İthalat çok yüksekti. Cari açık artıyordu. Ama hiç böyle zaman haberlerimiz yoktu. Ne zaman 2006 sonrası dolar fırladı, FED faiz arttırmaya başladı. dahil hep Branson tutuklanması, Amerika'da bile yaşanan sorunlar kurun artışı, enflasyonun artışı. E, cari açık düşünce, ithalat düşünce bu sefer bütçe açı arttığı için vergi geliri düştüğünde. Bu sefer tekrar 90'lardaki gibi benzine, elektriğe, suya, doğalgaza, tütüne, alkole zam zincirleri başladı. Devlet de burada bunu yapıyor. Yani Volkswagen yani aslında vergisiz girse Türkiye'ye gümrük vergisiz ve KDV'siz ÖTV'siz şu anki fiyatının yarısından daha aşağı bir fiyat olacak aslında. Ama Türkiye'nin kurumlar vergisi ve üst gelir grubundan gelir vergisi yani doğrudan vergi toplamayı beceremediği için sürekli büyük holdinglere vergi affı çıkardığı için oluşan bütçe açığını ya ithalat tüketimini orta üst sınıfa yüklüyor. Orta üst sınıf ithalat tüketimini azalttığı zaman da artan bütçe açığını kapatmak için orta alt gelir grubunun ekmeğine benzinine suyunu elektriğine zam yaparak kapatıyor. Bu Türkiye'nin içine koyulduğu cenderenin bir sonucu. Yani Volkswagen'in burada yapabileceği bir şey yok. Sonuçta i̇şte, devlet burada vergiyi ne kadar koyacağına karar veriyor. Yani vergi aslında bir geri bölüşüm enstrümanı. Devlet burada bu bölüşümü enstrümanı bu şekilde tasarlamış, kullanmış durumda. Ekonomi daraldığı zaman da bu ithalat vergilerini düştüğü için de dediğim gibi öbür vergilere yükleniyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Işte, seni dinlerken bir yandan da şu geliyor aklıma. Daha bugün işte gazeteci Timur Soykan'ın açıklamalarını izliyorum. Bu Türkiye'deki baronlar, Dilan Polat olayı falan filan. Yani Türkiye'ye inanılmaz bir işte kara para sokulduğu iddia ediliyor. Sosyal medya üzerinden işte bu Dilan Polat'ın yaptığı gibi bir ticaretin olduğu ama bunların hiçbirinin vergisinin ödenmediği, milyar dolar gelirleri olan şirketlerinde, mafyatik oluşumlarında kurduğu şirketler üzerinde hiç vergi ödemediği söyleniyor. Bu yaklaşım hani mesela dönüp dolaşıp da işte bir otomobilden neredeyse 15 bin euro vergi alınması da benim aklıma şunu getiriyor. Yani devlet bilerek oradan al olmuyor ve alabileceği kesime yüklenebileceği kadar yükleniyor açıkçası. Ya burada sadece sınıfsal tercih ile açıklamaz bence. Sınıfsal tercih meselesi doğrudur, yanlış değil. Devletin toplumdaki güç ilişkisine bağlı olarak yaptığı sınıfsal tercihlere göre bölüşümü tasarlıyor işte kimden alacak kimden. Alacak. Bir de şu var. Devlet burada şöyle stratejik bir akıl yürütüyor. Ben senden vergi almadığım zaman, senin vergi borcunu sildiğim zaman seni kendime mahkum tutuyorum. Sen büyük sermaye grubu olarak bana kafa tutamaz oluyorsun. Benim sayemde pahalı kazanıyorsun çünkü. Senin normal aslında başka tercihlerine aykırı politika izlesen de sen koskoca Burcu Vazı olarak, Türkiye Burcu Vaziri olarak bana karşı çok gelemiyorsun. Çünkü ya senin o sildiğin vergi borcunu yeniden dayatırım sana ya da görmezden geldiğin vergi kaçacağını hatırlatırım sana. Mesela bu oldu 2013'te. Gezi zamanı Tüpraş'a birden Gezi davası sürecindeki tavrından ötürü vergi müfettişleri gitti. Yani devlet aslında bunu da bir koz olarak kullanacak kadar stratejik zeka olan bir aygıt. Aslında hocam şöyle bir şey de geldi aklıma mesela işte tüpraş örneği falan işte gezi davası işte divan oteline falan gitti. Divan oteli işte koç olduk bünyesindeydi işte Ali Koç ismi falan öne çıkıyordu. Şimdi Ali Koç mesela Fenerbahçe başkanı oldu. Koç Holding mesela son iki yılda belki de en çok kar eden holding oldu. %300. Ve yani korkunç bir kar bu. Onun öncesine bakıyorsunuz mesela şöyle bir şey var işte Demirören grubunun medyayı satın aldığı bir dönem vardı. Ve işte vergilerinin silindiği kamu bankalarının Faslarından faizsiz kredilerin verildiği bir döneme hatırlıyorum. Mesela bu da aklı şunu getiriyor. Şimdi bu şirkete bu kolaylık sağlanır. Yarın bugün bu şirkete şu da denebiliyor. Ya sen de bizim şu işimizi yap. Mesela senin işte 10 tane kanalın 40 tane gazeten var. Bizim aleyhimize bir şey yazma. Hatta aleyhine geçtim. Şu şu şunları yaz. Bunu öne çıkar şöyleymiş gibi göster. Gerçeği sapıt. Bu yönde de işte kullanan işin arka planda dönen şeylerde mekanizma bu. Aslında bunu hatırlatmak iyi oldu yani. Sani, olay ya sıkı, ekonomiyle bitmiyor gerçekten. Evet. Aslında ilk sorduğun soruya bağlayacak bir şey söyleyeyim. Yani Yunanistan'da niye bu Hı -hı. kadar daha ucuz Türkiye? Türkiye'de ilk söyledim ya emeğin gayri safi milli halsine aldığı pay %30. Yunanistan'da %60-65 gibi. 55 belki en kötü kriz döneminde. Çünkü Türkiye'de tekelleşmenin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Emeğin Dari safi milli hasta aldığı payı düşürecek tek şey artan tekelleşme de piyasa büyük firmaların tekel gücünün artmasıdır. Bunu Türkiye'de mümkün kılan ana mekanizma ise medyanın, bankaların, bazı holdinglerin elinde olması, devletle kurulan burada ilişkidir. Yani çünkü banka sizdeyse parayı yoktan yaratıyor diyoruz ya. holdingin ait bir banka varsa kendine çok rahat finansman kaynağı yaratırsın. Bankası olmayan rakibine avantaj sağlarsın. Bir. Medyan varsa devletle kuracağın ilişkiye bağlı olarak sana rekabet avantajı yaratacak ve piyasada tekelleşme gücünü arttıracak özelleştirmeler ve teşvikleri alırsın. Şimdi bu ikisi içine geçtiği için zaten 80'lerde tüm dünyada iktisat politikası tekelleşmeyi ve finansallaşmayı artırmak üzere tasarlanmış durumda. Bir de Türkiye'de ekstra tarihsel bir süreç içerisinde diğer batı ülkelerinde öyle değil demiyorum ama onlara nazaran çok daha güçlü bir devlet ve yandaş sermaye diyorum. Şimdi yandaş şunu hepsi yandaş. Yandaş olmayan sermaye ayakta kalamaz Türkiye'de. Hiç imkanı yok. Ya belli bir yere kadar gelirsin ondan sonrasını izin vermezler size. Yani belli bir iktidar gruplarıyla belli tavizleri ve pazarlıkları anlaşma yapmak zorundasınız. Bugün AKP'ydi, geçmişte orduydu. Kimse geçmişi demokrasi de yanıtmasın. Bugünkü fark AKP eski mekanizmaları kendi lehine kullanıyor. Başka hiçbir fark yok ve biraz daha abartıyor. Eskiden biraz da kılıfını uydurma derdi vardı biraz belki ama hep aynı şeylerdi. Yani Türkiye'nin aslında bir demokrasi sorunlarını halletmesi lazım ki çünkü iktidar merkezileştiği zaman politik tercihler de merkez merkeze yakın olan küçük azının lehine olur. Toplumsal güç ve siyasi güç eşite yakın bölündüğü zaman da o iktisadi kararlar da diğerlerini de gözetecek şekilde alınmak zorunda kalınır. Dolayısıyla gücün dağılması, merkezileşmemesi bu da demokrasi demek. O zaman sizin demokrasi sorunlarını çözmeniz lazım ki bu kadar pahalı tatil yapmayasınız, bu kadar pahalı araba almayasınız, refah gücünüz artsın, eğitim seviyeniz artsın. Çünkü Tamam eğitimi arttırdın ama o eğitim almış genci sen ülkene nasıl tutacaksın? Bak karşılığa gittiler için, Demokrasi ve refah olmadığı için. O yüzden ekonomi sorunları bence büyük ölçüde demokratik sorunlarla birlikte düşünmek lazım. Anladım teşekkür. hocam. Çok teşekkür ederim. Bugün burada bitireceğiz. Kısa tamam. ve dolu bir program oldu. Seninle tekrar böyle sık sık görüşüp buluşmak üzere. Kendine iyi bak. Ağzına sağlık diyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz.